Son dönemlerde sokak köpeklerinin bazı insanlara saldırmasıyla yaşanan olaylar dışarı çıkan engelli vatandaşların güvenliğini yeniden gündeme getirdi. Kayseri'de öğretmenlik yapan Mesut Hekimhan, işine giderken sokak köpekleri nedeniyle yaşadıkları zorlukları anlatarak sokak köpekleriyle ilgili kapsamlı çözümler getirilmesi için çağrı yaptı. İsmim Mesut Hekimhan, %100 görme engelliyim. Ergenekon Ortaokulu'nda sosyal bilgiler öğretmeni olarak çalışıyorum. Erkilet Camii Kebir Mahallesi'nde ikamet ediyorum. İki çocuğumla birlikte yaşıyoruz. Bir 6. sınıfta, biri de küçük kızımız var. Çalıştığım kurumda dersler 7.30'da başladığı için biz sabah erkenden yola çıkmak zorundayız. Ki ortalama 6.30 gibi evden çıkıyoruz. Bu özellikle kış dönemlerinde, ki sabah ezanı okunmadan yola çıktığımız oluyor. Yani saati bilmemizde bu şekilde bir fayda var. Ve otobüste yolculuk yaptıktan sonra direkt okula kadar giden buradan toplu taşıma aracı olmadığı için 1-1,5 kilometre civarı bir yürüme mesafesi var otobüsten indikten sonra. Bu da ara sokaklar. Şimdi bu bölgede biz yürürken özellikle de kışın daha çok başımıza geliyor. Bu başıboş sahipsiz köpekler mesela üzerimize geliyorlar, havlıyorlar. Özellikle ben yalnız olduğum zaman bu daha büyük bir risk. Ki baston kullanıyoruz bunun. İşte yere vurduğumuz zaman çıkardığı sesler falan. Şimdi önceki süreçte birkaç defa ben birkaç köpeğin diyeyim çok toplu gelmedi. Havlayarak üzerime geldiğini biliyorum. Tabii üzerime gelenin ne olduğunu, hani hangi boyutta olduğunu, işte ne amaçlı olduğunu bilmediğim için bastonumla kendimi savunabildim bir iki defa. Hani bir ısırma, bir yaralanma yaşamadım ama büyük bir korku yaşadım. Ki bunu birkaç defa yaşadım. Yine çok soğuk bir kış gününde bir arkadaştan rica ettim. Arabasıyla beni bırakmasını istedim ki karlı havalarda bizim baston kullanmamız vesaire çok daha zorlaşıyor. Hani kullanamıyoruz resmen, baston tıkanıyor. Yani elimizi kullanamıyor gibi oluyoruz. Şimdi araçla gittiğimiz zaman arabaya 7-8 tane köpek saldırdı o gün. Bizzat arabaya gelip çarptılar, vurdular camlarına. Hani arabada olduğumuz için kurtulduk biz. Ve o gün dedim ki ya dedim arabada olmasaydım ben. Hani ya yürüyor olsaydım burada ve bu sürü halindeki köpek o zaman denk gelmiş olsaydı. Hani şu an benimle konuşmuyor olacaktınız muhtemelen. Ben de diğer Develi'deki ya da diğer yerlerdeki arkadaşların belki sonuna uğrayacaktım. Allah korusun, Rabbim korusun. Yani bu tür sıkıntıları yaşadık. Bir de normal günlük hayatımızda biz yani ya dışarıya çıkıp bastonla genelde dolaşıyoruz. Bireysel gezerken mesela tamam belki rahatsız eden ya da insanlara saldırmayan köpekler var ama görmediğimiz için mesela kaldırımda yatan vesairede olan köpekleri hani fark etmiyoruz. Kaç arkadaştan duydum. Diyor ki yanlışlıkla diyor köpeğin üzerine bastım döndü dişini geçirdi bileğime. Ha, bizzat ben bu şekilde yaşamadım ama köpeklerin yanından geçtiğim yahut da beni görüp de havladıkları çok oldu. Bizzat bireysel gittiğim zaman. Ki ben bu korkuları yaşadıktan sonra zaten yalnız başıma dışarı çıkamaz oldum. Ha, ikincisi mesela çocuklar var biliyorsunuz. Çocukları mesela özellikle son dönemde sıcak havalarda parka götürürdüm. O yani beraber giderdik çocuklarla oynarlardı ama şu an birçok yerde artık bol bol bu başıboş sahipsiz sokak köpekleri görmeye başladık. Ben şunu düşünüyorum acaba ben kendimi mi koruyacağım? Bunlardan çocukları mı koruyacağım? Artık okula gitmediğimiz günlerde eve girmeye başladık. Hani evde güvende hissediyoruz ama dışarıda da güvende olmak istiyoruz. Sokak köpeklerini aslında şunu demiyoruz, hani hepsi öldürülsün, ortadan kaldırılsın, kimsenin iddia edebileceği bir şey değil ama bunlar bir şekilde toplatılabilir, barınaklara yerleştirilebilir, kısırlaştırılabilir, kontrol altında tutulabilir. Özellikle de tepki gösteren gönüllü hayvansever insanlarımız var, bunları sahiplenebilirler. Benim kendi açımdan da problemimin çözümünde, tabii bu geçici bir çözüm olacak ama en azından benim evimin yakınında, burada okullar var. Kendi başıma çok rahat gidip gelebileceğim yakın mesafede okullar var. Sayın valimiz, sayın büyüklerimiz, il milli eğitim müdürümüz bizi duyarlarsa, beni en azından buradaki okullara alırsa bir yerde benim için de bir çözüm sağlanmış olacak. En azından kendimle, çocuklarımla, ailemle daha iyi ilgilenebileceğim. Yani ben de daha güvenilir, daha huzurlu bir yaşama devam edebileceğim. İlgilenirlerse de sevinirim, teşekkür ederim. Şimdi haberlerde okuyorum. Bu özellikle birkaç yerde denk geldi. İşte görme engellilerin özellikle bu işte şok cihazları vesaire ya da sprey kullandıkları kendilerini koruyabilmek için ama bunda da çoğu zaman başarısız olduklarını, yine de saldırıya uğradıklarını okuyorum. Hani
şu an için muhtemel yerlerin devlet tarafından temizlenmesi, bir şekilde bu hayvanlardan temizlenmesi gerekiyor ki bizler dışarıya çıkabilelim. Yoksa herhalde bizim için en güvenilir yol, evine git, kapını ört, evinde kal olacak mecburiyetten ki biz de bunu istemiyoruz.